Tekrar birlikteyiz. Tarih alan eğitimde 9. videomuza geldik. Bugün LeetTarks ve Yüksordu'nun yapılandırmacı öğretim basamaklarını göreceğiz. 5 başlıkta ele alacağız bu kısmı. Şimdi LeetTarks ve Hawksworth adlı iki eğitimci yapılandırmacı tarih anlayışlarını 5 basamakta ele almışlar. Bu sıralamayı bilmekte fayda var çünkü 2013 yılında bunun sıralamasını sordu. Bir de sevgili dostlar, konuya geçmeden önce şöyle kısa bir hatırlatmada bulunacağım. ÖSYM'nin uzun yıllardır soru sormadığı bir kısımdır. 6 yıldır buradan soru gelmiyor. En son 2015 yılında sorusu geldi. Zaten şimdiye kadar 2 soru geldi. 2013'te geldi, bir de 2015'te geldi. Ve 2015'ten beri buradan soru gelmedi. Pratik bir konu, kısa bir konu. Kısaca anlatıp geçeceğiz. Çıkmış sorulara bakacağız. Bir de kendi hazırladığım sorular var. Konuyu pekiştirip bir 13-14 dakikada anlatacağız bu kısmı. LeetTarks Hawksworth'un yapılandırmacı öğretim basamaklarını 5 başlıkta ele alacağız. Zaten buraya bir yo-yo diye de koyabiliriz. Yönlendirme basamağı birinci basamaktır. İkinci basamak ortaya çıkarma. Üçüncüsü yeniden yapılandırma. Dört yeniden inceleme. Beş uygulama basamağı olmak üzere 5 başlıkta ele alır. 2013 yılında bunun sıralamasını sordu. LeetTarks ve Hawksworth'un yapılandırmacı öğretim basamakları ne şekilde olması gerekir demişti. Zaten ilk basamak nedir? Yönlendirme olacak. O zaman buraya geliyoruz. Yönlendirme. İkinci basamak ne olacak? Ortaya çıkarma, sonra yeniden yapılandırma, yeniden inceleme ve son basamağımız uygulama basamağı olacak. Cevap A seçeneği. Şimdi gelelim bu basamakları açıklamaya. Birinci basamak yönlendirme. Yönlendirme basamağı nedir hocam? Yönlendirme basamağı ilk basamaktır. LeetTarks ve Hawksworth'un bu basamağında amaç nedir? Öğrencilerin ilgi ve merakını çekme amacı var diyeceğiz. Şimdi hocalar bakın burada amaç ne diyeceğiz? Amaç dikkat çekmedir. Amaç ilgi ve merakı çekme amacı var. Yani bu öğretim amacında öğrencinin konuya odaklanmasını sağlama amacı var. Ve sunulan nesnenin ilgi çekici olmasına dikkat edilir. Burayı şöyle bir örnekle taçlandırabiliriz. Dersen de Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Nasrettin Hoca'yı anlatacak olan bir tarih öğretmeninin sınıfa Nasrettin Hoca kıyafetiyle girmesi ya da sınıfta Yeniçeri Ocağı'nı anlatacaksa, Yeniçeri askerlerini anlatacaksa Yeniçeri kıyafetiyle girmesi. Bu nedir? Öğrencilerin ilgi ve merakını çekmeye çalışır. Buradaki amaç nedir? Dikkat çekmedir. İlgi merak çekme amacı var ve öğrencilerin motivasyonu artırılmış olur. Yani burada bir örnek de vermişiz. Türklerin savunma araçlarından bahseden öğretmenin derse kılıçla gelmesi ya da Samur Kürk'üyle ders anlatması değil mi? Bunlar nedir? Yönlendirme basamağı. Yönlendirme basamağında öğretmen ne yapmaya çalışıyor? Dikkat çekmeye çalışıyor, ilgi çekmeye çalışıyor diyeceğiz. İkinci basamak ise ortaya çıkarma ve şekillendirme basamağıdır. Bu basamakta ise öğretmen sınıfta hangi nesneyi sunmuşsa o nesneyle ilgili soru sorar. Değil mi? Az önce Nasrettin Hoca kıyafetinden bahsettik. Bu kıyafetle ilgili bu nesneyi sunmuşsa bu nesneyle ilgili soru sormaya çalışır. Der ki benim üzerimdeki kıyafet seni neyi çağrıştırıyor? Bu model ise neyi çağrıştırıyor? Aklınıza neyi getiriyor? Bu şekilde sorular soruyor. Buradaki amaç nedir? Sunulan nesneyle ilgili soru sormaktır. Öğrenciler çağrışım yaparak yazılı veya sözlü olarak cümlelerini, cevaplarını yazarlar. Ve sunulan nesneyle ilgili sağlıklı bir düşünce ortaya koymuş olur öğrenci. O zaman ilk basamak ilgi çekici olması için neydi? Yönlendirme. İkinci basamak ortaya çıkarma. Ortaya çıkarmada ne vardı? Öğretmen sunduğun nesneyle ilgili soru sormaya çalışır diyeceğiz. Üçüncü basamak yeniden yapılandırma. Hocam yeniden yapılandırma basamağında öğrencilerin ikinci basamakta verdiği cevapların sağlıklı olup olmadığını tespit edildiği aşama yeniden yapılandırma. Ve sevgili hocalarım burada öğrenci fikirlerini geliştirir ya da değiştirebilir. O zaman eğerse LeetTarks ve Hawksworth'un hangi basamanda öğrenciler fikirlerini geliştirebilir ya da değiştirebilir derse yeniden yapılandırma basamağı. Zaten yapılandırma aklınıza gelsin değil mi? Borcunu yapılandırıyorsun. Borcunu yapılandırdığınız zaman yeni bir ödeme planı ortaya çıkıyor değil mi? Yani yeni bir borç ortaya çıkıyor. O yüzden yeniden yapılandırmada öğrenci ne yapmaya çalışır? Fikirlerini geliştirebilir, değiştirebilir diyeceğiz. Geldik dördüncü basamağa yeniden inceleme diyeceğiz. Bu basamakta ise öğrencinin neyi başardığı, neyi bulduğu test ediliyorsa bunları bulmaya çalışıyorsak bu yeniden inceleme. O yüzden bakın yeniden incelemede biz burada neyi test etmeye çalışıyoruz? Öğrencinin ulaştığı başarıyı test etmeye çalışıyoruz. Neyi bulduğunu test etmeye çalışıyoruz.
yeniden inceleme. Yani bunu son bir şekil vermek üzereyiz. Ama gelelim son basamağa. Son basamak ise uygulama basamağıdır. Bu basamakta artık ne var hocam? Artık burada bir sunum var. Artık ne var? Artık burada bir değerlendirme yapıyorsun. Yani kısaca hocam burada neye ulaşıyorsun? Bir sonuca ulaşıyorsun diyeceğiz. E hocam uygulama basamağı. Öğrenciler üzerine çalıştık konu ya da nesneyi değerlendirip sunar. Burada sunum yapar. Bir sonuca ulaşır diyeceğiz. Bunun önemli özelliği öğrencilerin öğrendiklerinin günlük yaşama uyarlamasıdır diyeceğiz. Gözlem, analiz ve değerlendirmelerini sunarlar. O zaman sunum, sonuca ulaşma, değerlendirme dersi hangi basamak? Uygulama basamağı diyeceğiz. 2015 yılında sorusu geldi. Sibel öğretmen Orhun yazıtlarından alınmış bir metne dahil olarak yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda ders işlemektedir. Bu süreçte Sibel öğretmen öğrencilerden günümüz koşullarına benzer bir anıt için metin hazırlamalarını istemektedir. Bak metin hazırlamalarını istiyor. İlgi merak demiş mi? Yok. Cevaptan bahsediyorum mu? Yok. Öğrenci fikrini değiştirir, geliştirir diyebilir mi? Yok. O zaman bu hangi basamaktır? Bahsedilen basamak uygulama basamağıdır hocam. Uygulama basamağıdır. Burada çünkü öğrenci bir metin hazırlamaya çalışıyorsa bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bu 2015'te çıkmış sınav sorusudur. Örnek birkaç sorumuz var sevgili dostlar. Yukarıda bahsedilen lead types ve halk sorduğun yapılandırmacı basamağı hangisidir? Bu basamakta öğretmen öğrencilerin ilgi merakını çekmelidir. Amaç dikkat çekmelidir. Öğretmenin amacı öğrencilerin konuya odaklanmasını sağlamaktır. Öğretmenin sunduğun nesil ilgi çekici olmasına gerekir deyiz. O zaman bahsedilen basamak yönlendirme basamağıdır. Bakın sevgili dostlar yönlendirme basamağında öğrencilerin derse ilgisi artar değil mi? Yani her gün sınıfa tişörtle giyiyorsun, gömlek giyiyorsun, sıradan kıyafetlerle sınıfa girdiğini düşünün. Ama bir gün Nasrettin Hoca kıyafetiyle derse girdiğinde derse ilgisi olmayan öğrenci bile hemen dikkati senin üzerine çekmeye çalışır. O yüzden bakın birinci basamak yönlendirme basamağında ilgi merak var, dikkat çekme var diyeceğiz. Lead Talks, halk sorduğun yapılandırmacı tarih anlayışın hangi basamanda öğrencilerin çalışmalarda neyi başardı, neyi buldu? Neyi başardı, neyi buldu, hangi basamaktı? Dördüncü basamaktı. Yani yeniden inceleme basamağıydı. Lead Talks ve halk soruda göre yapılandırmacı tarih anlayış aşamaları arasında hangisi yoktur? Ya yani böyle bir soru oluşturduk ama basit bir soruydu. Burada mekan inceleme yoktur değil mi? Lead Talks, halk sorduğun yapılandırmacı öğretim basamakları arasında mekan inceleme yoktur diyeceğiz. Bu kısımda öğrenciler üzerine çalıştığı konu veya nesneyi değerlendirip sunar. Hocam sunum, sonuca ulaşma, değerlendirme. Bu neydi hocam değerlendirme? Tabii ki de hocam uygulama basamağıydı. Hemen cevabı bulduk. Evet geldik soru bu konumuzun da sonuna geldik sevgili dostlar. Bugün sizinle Lead Talks, halk sorduğun yapılandırmacı öğretim basamaklarını 5 başlıkta ele aldım. Bir de 2013-2015 yılında bu konuyla ilgili İki soru geldiğini bileceğiz. 6 yıldır buradan soru gelmiyor. Ama biliyorsunuz soru havuzu değişti. Artık buraya el atabilir. Kısa bir konu zaten. Pratik bir konu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum değerli tarihçi hocalarım.